Sevgili arkadaşlar, yine konumuzu bitirdik. Konuları bitirdikten sonra da daha iyi kavrayabilmemiz adına hazırladığımız sorularımıza birlikte bir bakalım ve ilk sorumuzu alıyoruz. İlk sorumuz şu. Belirli bir mekanda bir hatibin dinleyici kitlesine ulaştırmak istediği mesajı etkili ve güzel bir konuşmayla sunmasına nad verilir. Bu da bu konumuz içerisinde ilk yine ele aldığımız konulardan biriydi. Hatip, hitabet, hatipliğin özellikleri, hitabette bulunması gereken gibi konuları ayrıntılı olarak inceledik. Şimdi ne yapalım? Sorumuzun seçeneklerine bakalım. A. Hitabet. C. Değil tabii ki. B. Hatip. C. Münazara. D. Panel. Buradaki cevap seçeneğimiz A. Hitabet olmuş olacak. Bilgi, duygu ve düşüncelerini muhataplarına ikna edici ve etkileyici bir üslupla sunan kişiye nad verilir. Arkadaşlar yine konumuz içerisinde bu kavramı işlerken üzerinde durduğumuz bir konuydu. Bu işi yapan kişiye ne isim veriyoruz arkadaşlar? Hatip diyoruz. Cevap seçeneklerimizi de gördüğünüz gibi vaiz, hatip, müftü, müezzin ve cevabımız Bursa diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre hitabet türlerinden biri değildir? Biz şekillerine ve konularına göre diye hitabetlerimizi ayırmıştık, türlerini ayırmıştık. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Siyasi hitabet, B. Askeri hitabet, C. Sohbet, D. Hukuki hitabet. Aslında A, B, C konularına göre hitabet türlerini oluştururdu. Sohbet ise cevap seçeneğimizi oluşturacak. Aşağıdakilerden hangisi şekillerine göre hitabet türlerinden biri değildir? Biraz önce konularına göre hitabet türlerinden bahsettik. Bu kez de şekillerine göre olan hitabet türlerini soruyoruz. Konferans, nutuk, sohbet, seminer. Buradaki cevap seçeneğimiz ne olmuş olacak arkadaşlar? Seminer olmuş olacak. Bir savaş esnasında veya barış durumunda genelde komutan konumunda olan bir kişi tarafından askerlere hitaben yapılan motive edici veya bilgilendirme amaçlı konuşmalara ne denir? Biz bununla ilgili konumuzu işlerken de özellikle Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Alparslan'ın Roman Diyojen'e karşı savaş yapmadan önce askerlerine hitabını en büyük örnek olarak gösterebiliriz. Ve sonrasındaki galibiyeti de ilave edebiliriz. Yani askeri hitabet olmuş olacak. A seçeneği doğru cevabımız. Bilimsel konuların ele alındığı konuşmalara ne denir? İsmi üzerinde bilimsel olması lazım. Seçeneklere baktığınız zaman askeri, akademik, sohbet, siyasi içerisinde bilimle bağlantı kuracağınız, hiç konunun teknik tanımını bile bilmemiş olsanız arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Seçenekler ve kök arasında bağlantı kurarak da sorunun doğru cevabını verebiliriz. Baktığımızda akademik hitabe bilimsel konuların ele alındığı konuşma türüdür. Yani Bursa seçeneğimiz doğrudur. Herhangi bir konuyu, bir fikri ya da bir tezi izah için yapılan bilimsel ve akademik konuşmalara ne denir? Askeri hitabet, akademik hitabe, konferans, siyasi hitabe. Şimdi burada bilimsel hitabe sadece olmuş olsaydı akademik olanı seçmiş olurduk. Ama içerisinde ne var? Hem bir fikir var hem bir tez var. Bunu izah etmek için bilimsel ve akademik bir konuşma yapmamız gerekecek. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneği konferans olmuş olacak. Her düzeyden geniş halk kitlesine siyasi veya milli konularda bir düşünceyi, bir duyguyu anlatmaya ne denir? Bunun da en belirgin özelliğini Atatürk'ün nutkunun olmuş olduğunu söylemiştik. Cevap burada D seçeneği olmuş olacak. Karşılıklı olarak İki grubun bir konuyu tartışmalarına ne ad verilir? Bir konu var, Avrupa Birliği'ne girelim mi, girmeyelim mi konusu. Biri bunu savunur, biri savunmaz. Önemli olan neydi burada? Savunma tarzlarıydı. Delilleri getirerek ispatlama yöntemleriydi dedik. Buradaki cevabımız münazara olmuş olacak. Genelde güncel konularda esprili bir üslupla bir kişinin konuşma yapmasına ne denir? Burada da arkadaşlar bir kişi var. Bu bir kişi bazen kendisine soru sorar ve sorduğu bu sorulara cevap verir. Veya konuyu daha iyi açıklayabilmek için sorular sorar, sorduğu bu sorulara cevaplar vermeye çalışır. Tek kişi olduğundan dolayı da bunun adına monolog adı vermiş oluyoruz. Cevap Bursa. Ve böylelikle de ne yapmış olduk arkadaşlar? Hitabetimizin bu ikinci konusuyla ilgili konularımızı ayrıntılı olarak gördük. Ve destekleyen sorularımızı hazırlayıp sizinle birlikte paylaştık. Bir sonraki konularımızda ve konu sorularının çözümünde birlikte oluncaya kadar Allah'a emanet olun.